Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba sevgili takipçilerimiz, nasılsınız? Biz çok iyi. Yine hiç denemediğimiz bir şeyle bugün karşınızdayız. Aslında iyi izlerken benim için biraz zorlu bir haftaydı. Ciddi bir rahatsızlık geçirdim soğuk algınlığı. Birkaç gündür böyle yatak döşek yatıyordum. O yüzden sesim için lütfen kusura bakmayın. Ama bugün daha iyiyim. Korona değiliz arkadaşlar. Evet. Ufak bir soğuk algınlığı geçirdi. Sadece. Burada havalar soğuk çünkü. Evet. Bu hafta yine aslında bilmediğimiz bir şey yapacağız. Öğreneceğiz. Öğrenirken size de bunu çekeceğiz. Masa üstündeki malzemelerden de anlayacağınız üzere bu hafta tohumlarımızı hazırlayacağız. Tohumlarımızı fide yapacağız. Fidelerimizi de bahçeye ekeceğiz. Şimdi internetten çok fazla araştırma yaptık. Aslında farklı tohumları farklı viyöllere ekmek gerekiyormuş. Ama biz burada ne yazık ki sadece tek tip viyöl bulabildik. O yüzden tüm tohumlarımızı buna ekeceğiz. Şu anda daha önce yani bahçemizde hiç ekim yapmadığımız için tohumlarımızı kendimiz aldık. Yani satın aldık. Ve buradaki fidecide bulduğumuz farklı farklı birbirinden farklı markalara ait tohumlar aldık. Hepsi ilk kez deneyeceğiz aslında. Evet. Yani bir fikrimiz yok. 3 çeşit farklı biber, patlıcan, kabak, domates, salatalık, karpuz, kavun ve taze soğan aldık. Aynı zamanda fasulye de ve mısır da ekeceğiz ama fasulye ile mısır direkt tohumu toprağa koyuluyormuş. Buradaki fideciler bizi o şekilde yönlendirdi. Şimdi bunları viyöllerimize alacağız. Biz de ilk kez yapacağız arkadaşlar. Yanlış bir şey yaparsak yorumlarda bizi düzeltin lütfen. Boşu boşuna beklemeyelim çıksınlar diye. Yani aslında teoride ben dün akşam bayağı bir çalıştım. Epeyce bir araştırdım fakat pratiğimiz hiç yok. Hiç yapmadık. Hangi ekeceğimiz tohum ne kadar sürede çimlenecek? Ona göre de ayırabilir miyiz? Ne yaparız ne ederiz? Şimdi birazdan şekillenecek. Bu arada arkadaşlar hani her tarafımız toprak ama bu bir markette indirimdeydi. Torflu toprak. O yüzden aldım. Fidelerimizi yaparken dedik hani güzel bir toprağımız olsun ki değil mi? Büyümeleri daha kolay olsun. Önce... Bir de zaten bahçe toprağı gibi ağır bir toprakta tohumun filizlenmesi, çimlenmesi biraz zor olabiliyor. Daha hafif bir aslında malzeme bu. O nedenle böyle bir toprak tercih edebilirsiniz. Çiçekçiler de satıyor. Bunu da böyle dolduracağım herhalde. Evet evet. Böyle yayacağız. Arkadaşlar biz bunu ilk defa yapıyoruz. Yine söyleyelim. Hani yanlış ve komik bir şey yapıyorsak kusura bakmayın. Şimdi en çok domatesle biber ekeceğiz herhalde değil mi? Domates, biber. Patlıcanı daha az ekeriz. Evet patlıcan. Kabağı daha az ekeriz. Çok fazla tüketmiyoruz çünkü. Deniz tüketmiyor aslında. Deniz tüketmediği için ben de tüketemiyorum. Ya aşkım ben yemin ediyorum sana. Bunlar zaten suya ihtiyaç duyduğunda rengi birazcık daha açılıyor. Bu kadar koyu durmuyor. O zaman toprağın suya ihtiyacı olduğunu anlıyorsunuz ve sulama yapabilirsiniz. Yani ortalama zannediyorum ektikten sonra birkaç gün sulama gerekmeyecek. Bu nemi hapseden özel bir aslında karışım. Bu nedenle bunu tercih ettik. Bu arada çok ucuz arkadaşlar. Hani öyle pahalı bir şey sanmayın. Ne paketini kadar? 7 liradan aldım. İndirimdeydi. Yani paketi 7 lira. Yani şöyle bir paket 7 lira. Ben 2 paket aldım. Bize yeter diye düşündüm. Tohumların da tanesini 7,5 liradan aldık. 10 liraydı. Sağolsun abi bize 7,5 liraya verdi. Taş falan da çıkıyor içinden ama. İstanbul Tohumculuk, Balıkesir Tohumculuk, bir de Sanagri diye bir markanın var. Bu tam acı mı çıkıyor acaba gerçekten? Çünkü şöyle bayağı acı hat biber deniyor. Bunun şeyi de vardı, acısızı da vardı. Ben acılı olsun dedim, bir tane acılı aldık. Abi bayağı acılı olduğunu söyledi. Şöyle dolmalık. Tamam. Fazla biber. Bile zaten. Yani bir fideden bayağı bir ürün alacağım. Açın tamam. Bakalım asistan hanım. Bayağı acı bir şeye benziyor zaten. Görüntüsü kıpkırmızı şöyle göstereyim. İki iki mi koyalım? İki iki koyalım. Ben şöyle deneyeyim, sen koy, sonra ben üstünü kapatayım. Çok ufak Denizciğim ama. Sen koy içine iki tane onu. Risk almamak için ikişer koyuyorum. Olur da zaten iki fide çıkarsa onları ekerken birbirinden ayırarak ekeceğiz tabii ki. Birbirine zarar vermesini istemiyoruz. Öyle mi diyordu araştırmalarında? Evet. İki iki mi dikiyor? Yani genelde bu tip çok küçük tohumlarda ikili ekiliyor. Sonrasında eğer iki fide çıkarsa, yani iki tane filizlenirse o zaman ekerken birbirinden ayıracağız. Birbirinin gücünü almasınlar diye ya da güçlü zaten, güçlü olan, iyi filizlenmiş olanları ekeceğiz. Şöyle gösterelim, kırmızı kırmızı içlerinde. Ay bir tane, bir tane. Şurada.
unutmuştum. Nerede kaldım? O kadar minikler ki. Bu arada şuradan kopya çekeyim. Biberlerin hepsi ortalama 15 günde filizlenecekler. Tamam. Yeni aldığımız için çok eski olduğunu düşünmedik tohumların. O yüzden suda test etme işlemi yapmadık. Genelde çünkü eski, iç boş ya da işe yaramayacağını düşündükleri tohumları insanlar genelde yapıyor gördüğüm kadarıyla. Suda bekleterek dibe çökenleri kullanıp suyun üstünde kalanların boş olduğunu hani. Burada bu bayağı bir işmiş ya. Evet evet. Yağımız ağlıyor. Filiz giderken ben ekmeğe devam edeyim. Arkadaşlar tüm viyollerin kenarına sticker'lar vardı şöyle. Ne ektiğimizi ayırabilmek için. İşte kavun, karpuz ne ektiyse. Onları yazıyoruz ki ne fidesi aldığımızı bilelim ve bahçede ona göre bir düzenleme yapabilelim. Çünkü kafamızda aynı belli bir düzen var bahçe için. Yani uygun yerlere ekmeye çalışacağız fideleri. O nedenle de ayırmaya çalıştık. Arkadaşlar bizim hummalı çalışmamız devam ediyor. Siz de eğer kanalımıza hep abone olmadıysanız... Bakın çocuk mızmızlanıyor. Abone olun ki arkadaşlar çocuk ağlamasın. Ağlatmayın bebeği, abone olun arkadaşlar. Bebeğimiz ağlamasın. Çocuklar üzülmesin. Bebeler ağlamasın, gelin bak. Arkadaşlar Mia çok fırsat vermedi videoya devam edebilmemiz için. O şimdi biraz tavuklara bakıyor. Sakinleştirdik onu. Tavukların yanına koyduk. Biz de aslında işimizi bitirmek üzereyiz. Şimdi son kavun karpuz kaldı arkadaşlar. Evet, kavun karpuz yapacağız. Onun dışında tabii bahçeye ekeceğimiz şeyler var ama dediğimiz gibi onlar direkt bahçeye tohum olarak ekilen şeyler. Çimlendirme yapmak gerekmiyor. İşte taze fasulye gibi, mısır gibi. Bunlar çimlendikten sonra zaten süreci beraber işliyor olacağız. Birlikte toprağa gömeceğiz. Birlikte evet, bahçe düzenini yapacağız. Toprakla de yine video çekiyor olacağız. Bu tohumları dediğim gibi biz ilk kez deniyoruz. Yani buradaki işte verimiyle alakalı da fikirlerimizi sizinle paylaşıyor olacağız. Ata tohumu bulamadık arkadaşlar. Hani etrafa bir sorduk da öyle toparlayamadık. Biz de o yüzden bu şekilde bulabildiğimiz tohumları ektik. Evet, burada fidecide bulduğumuz tohumları aldık şu anda. İlk aklımıza gelen şeyleri. Bahçede bir düzenleme yapacağız tabii. Nereye ekeceğimizi planlayarak gitmek istiyoruz. Fide sayısını aslında planlamadık. Yani şu an tamamen doğaçlama gidiyor. Yani viyole göre hesapladık. Viyolün şu kadarını işte domates ekelim, şu kadarını biber ekelim modunda gittik biraz. Bu arada bu tip şöyle işte salatalık gibi, kabak gibi, işte kavun karpuz gibi çekirdeği birazcık daha hani ay çekirdeğine benzeyen tohumları sivri kısımları yani çekirdek çitlerken ki o hani ince kısmı vardır ya o kısmı aşağıya gelecek şekilde toprağa gömüyoruz ki filizlenmesi işte patlaması kolay olsun. Daha kolay olsun diye. Diğer tohumlarda bunu anlamak tabii çok zor. Onu da yapabilsek tabii daha kolay olurdu. Ama en azından bu büyük tohumlarda bunu yapabiliyoruz. Mısır'da da yine anlayabiliriz. Yılan sen içeri gittiğin zaman ben bilinçsizce düzgün yapmışım. Öyle kolay saplanıyor diye. Öyle olması gerekiyor. Öyle sapladım toprağa. Dediğim gibi ya ben hiç yapmadım fakat dün bayağı bir en azından teorik bilgim olsun diye çok fazla araştırdım. Zaten şu var arkadaşlar göreceğiz başarılı olacağız mı olamayacağız mı? Sonuçta şimdi bu videoyu yayınlayacağız. Bu video yayınlandıktan aşağı yukarı 15 gün sonra değil mi bunları toprağa almamız gerekecek. Evet. Tahminimce tam hani veremiyorum ama 3-4 video sonra bunların ekimiyle ilgili bir yani, video yapacağız. Siz de göreceksiniz fidelerden kaç tanesi oldu, ne kadarını ekebiliyoruz, ne kadarını ekemiyoruz, oldu mu olmadı mı, neyi yanlış yaptık bunları da sizlerle paylaşmış olacağız. Evet yani bizim gibi ilk kez deneyecek kişiler için de yine bir fikir olmuş olur. Ama yani korkmayın deneyin arkadaşlar bir şey olmaz yani en fazla bunlar ziyan olur değil mi? Başka bir şey yok. Sevgili abonemiz sizce olacak mı bunlar? Siz ne diyorsunuz? Doğru mu yapıyoruz? Çok güzel şekilde burada onların yerlerini de hazırlayıp toprağa vereceğiz. Evet evet yani bahçede işte yabani otları temizleyip tamamen çapalayıp toprağı güzelce bir havalandırıp. Şunu da sulayabileceğim mi bakalım istiyorsan biraz? Ya suluğumuz yok o yüzden şimdilik böyle bir sürahiyle.
Tohumlarımıza insan gibi davranıyoruz arkadaşlar. Normal kendi sürahimizi kullanıyoruz. Ya aslında bunu daha tam sulama için ideal bir şeyle yapmak daha iyi olur. Çünkü dediğim gibi yani tohumların yer değiştirmemesi için çok basınçlı su gelmemesi olmaması daha iyi olur. Onu ben yarın ilçeye gittiğimde evet tedarik etmemiz gerekecek. Çünkü arada ara sulama yapacağız yani bu yollerde. Işığı kaybetmeden biz hem son hız bunu yapıp bir yandan da vedamız edelim istedik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için güzel bir tecrübe oldu. İlerleyen süreci de yine sizinle paylaşıyor olacağız. Aynen, birlikte yaşayacağız arkadaşlar. Olacak olmayacak artık. Bir sonraki videolarda olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Evet, bize önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Sizce olacak mı? Mutlaka izleyenler içerisinde çok tecrübeli olanlar vardır. İlk kez deneyecek olanlar vardır. Yani umarım fikir vermiş oluruz. Aynen, size. Bilen arkadaşlar da ilk kez deneyecek olanları çok korkutacak yorumlar yapmayın. Çok değil mi? Acımasız olmayın yani. Hani biraz nazik davranın bize. Bilmiyoruz. Evet. Şimdi tabii bunların toprakla buluştururken yine işte sonrasında budama ya da daha iyi mahsul almayla alakalı yine bir şeyler araştıracağım ve onları da sizinle ileriki videolarda paylaşıyor olacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.